Merhaba, geçen videoda tüketim fonksiyonunun ne olduğunu keşfetmeye başlamıştık. Aslında mantık çok basitti, toplam gelirin toplam tüketimi nasıl etkilediğini anlatan bir fonksiyondu bu. Ve konuyu çok basit bir modelle, bu çok basit tüketim fonksiyonuyla girmiştik. Bu lineer bir fonksiyondu, toplam gelirden bağımsız bir tüketim taban seviyemiz vardı. Sonra harcanabilir gelir tarafından uyarılan bir tüketim seviyesi devreye giriyordu. Bu lineer modelin grafiğini çizdik ve bir doğru elde ettik. Bakın, doğru bu. Ve geçen videoda da vurgulamıştım ki bir tüketim fonksiyonu bundan farklı şekillerde de tanımlanabilir. Daha süslü püslü matematiksel araçlar kullanılabilir, tüketim fonksiyonunu öyle oluşturabilirsiniz. Daha düşük harcanabilir gelir seviyelerinde marjinal tüketim eğiliminin daha yüksek olacağını varsayabilirsiniz. Böylece toplam harcanabilir gelir arttıkça grafik yataya yakınsar. Grafiğini çizdiğinizde bu şekli elde edeceğiniz bir durum için daha karmaşık bir tüketim fonksiyonu gerekecektir. Burada kullandığımız değişkenlerden daha karmaşık değişkenlere ihtiyaç vardır ama bu videoda yine lineer bir modeli bu kez daha ayrıntılı incelemek istiyorum. Neden yine lineer bir modele odaklanıyorum diye merak ediyorsunuzdur. Cevabımı hemen veriyorum çünkü daha basit. Üstünde değişiklik yapmak oldukça kolay. Ayrıca insanlar tüketim fonksiyonu gibi konuları öğrenmeye böyle fonksiyonlarla başlar. Ve ileride birkaç video boyunca işleyeceğimiz Keynesyen çaprazı gibi konuları bu temel bilgilerin üzerine inşa ederler. Şimdi bu videoda iki şey yapacağım. İlk olarak bu lineer tüketim fonksiyonunu genel bir ifadeyle oturtacağım. İkinci olarak bunu salt toplam harcanabilir gelirin bir fonksiyonu olmaktan çıkartacağım. Geçen videoda durum böyleydi. Bunu toplam gelirin bir fonksiyonu olarak ifade edeceğim. Sonra genelleştirdiğimiz bu ifadenin değişkenlere bağlı grafiğini çizeceğiz hep birlikte. Aslında yine aynı şeyi yapacağız. Farklı olarak bir tek bu sayıları kullanmayacağız. Yerlerine değişkenler koyacağız. Evet, hadi şimdi bir lineer tüketim fonksiyonu oluşturalım. Diyelim ki toplam tüketim olsun. Hatırlayın ne olursa olsun tüketimin bir taban seviyesi vardır. İnsanlar toplamda bir gelire sahip olmasalar bile hayatta kalmak için bu tüketimi yapmak zorunda Sonuçta bir şeyler yemeleri gerekiyor, aç kalacak değiller ya Belki bunun için tasarruflarını bozmak zorunda kalabilirler, bunu bilemiyoruz Yani tüketimde bir alt sınır söz konusu Bunu küçük c sıfır olarak tanımlıyorum Yani bir küçük c var ve sıfır var bu toplam tüketimin alt sınırı taban seviyesi ya da diğer bir deyişle otonom tüketim diyelim. Evet bu otonom tüketim. Çünkü bu tüketimi kendiliğinden otonom olarak yapıyorlar. Toplam gelirleri sıfır olsa bile. Ardından doğrudan toplam gelire bağlı olan kısım geliyor. Buna da gelire bağlı tüketim diyoruz. Çünkü toplam gelire bağlı olarak ortaya çıkıyor bu tüketim. Yani tüketim taban seviyesine ek olarak, insanlar harcanabilir gelirlerinin de bir kısmını harcıyor. Dilerseniz bunu da yazalım, harcanabilir gelir. Ancak harcanabilir gelirlerinin tamamını da harcıyor değiller. Bir kısmını biriktiriyor olabilirler, yani bu gelirin belli bir yüzdesini harcıyorlar ki, bu yüzde marjinal tüketim eğilimini veriyor. Şimdi buraya turuncuyla yazayım bunu. Marjinal Tüketim eğilimi Evet neymiş bu? Marjinal tüketim eğilimi Umarım böyle bakınca bile bir fikir veriyordur size Şimdi bir örnek vereyim Diyelim ki şöyle bir durum söz konusu olsun C0 ne demiştim? 100'e eşitti ve harcanabilir gelir Evet harcanabilir gelir 900 olsun C1 1 bölü 3'tü C1 eşittir 1 bölü 3 Bakın gayet mantıklı oldu Hayatta kalmak için harcamaları gereken miktar bu Buna ek olarak böyle de bir harcanabilir gelirleri var Evet Marjinal tüketim eğilimleri de var Fazladan 900'lük bir gelirleri var Bunun üçte birini harcıyorlar O halde tüketim bu örnek için Tüketim eşittir 100 artı 1 bölü 3 çarpı 900 bu örnekte tüketim daha doğrusu uyarılmış tüketim 1 bölü 3 çarpı 900 eşittir 300 Belki de 300 lira mesela Otonom tüketim yüzdü toplayalım bunları Tekrar edecek olursak burası otonom burası uyarılmış tüketim Şimdi genel bir ifade olarak yazdım Geçen örnekteki gibi sayılar yani sabitler kullanmak yerine ifadeyi değişkenlerle gösterdim ee, ancak bir şey daha demiştim, hatırlarsanız, toplam tüketimi harcanabilir gelirin yanı sıra, toplam gelire bağlı bir fonksiyon olarak da göstereceğimi söylemiştim. Yani toplam harcanabilir gelire ve toplam gelire bağlı iki fonksiyon olarak. Harcanabilir gelirle toplam gelir arasında çok basit bir ilişki vardır. onu da burada gördük. Bir toplam gelirimiz var, ama çoğu modern ekonomide, Devlet bu gelirin belli bir yüzdesini vergi olarak alıyor. Geri kalan kısma ise harcanabilir gelir deniyor. Şimdi kısa bir hatırlatma yapalım. Gelirlerin toplamı yani toplam gelir, toplam gidere o da toplam çıktıya eşittir. Yani bu aslında gayri safi yurtiçi hasıla. Dilerseniz bunu başka renkle yazalım ama renk kalmadı. Evet bu gayri safi yurtiçi hasılaya eşit. O halde harcanabilir gelirde gayri safi yurt içi hasılayı yani toplam gelir eksi vergileri ifade ediyor. Evet, eksi diyoruz. Vergileri de dilerseniz farklı renkte yazayım. Eksi vergiler. O halde harcanabilir geliri şu şekilde ifade edebiliriz. Toplam gelir eksi, bununla aynı şeyi söylüyorum. Toplam gelir eksi vergiler. Şimdi tüm ifadeyi baştan yazalım. Toplam tüketim eşittir otonom tüketim artı marjinal tüketim eğilimi çarpı toplam gelir ki gayri safi yurtiçi hasılayla aynı şeydi hatırlayalım Çarpı toplam gelir eksi vergiler Evet eksi vergiler Böylece tüketim fonksiyonumuzu tam anlamıyla genelleştirmiş olduk Toplam harcanabilir gelire bağlı değil toplam gelire bağlı bir fonksiyon olarak yazdık ama içiniz rahat olsun bunun harcanabilir gelir değil toplam gelire bağlı grafiği de yine bir doğru verir. Burayı biraz değiştirip göstereyim size. Marjinal tüketim eğilimimiz olan C1'i parantez içine dağıtalım. Toplam tüketim eşittir otonom tüketim. Bunu içeri dağıtıyorduk. Artı C1, C1'i iki terimle de çarpıyorum artı marjinal tüketim eğilimi çarpı toplam gelir eksi diyorum marjinal tüketim eğilimi çarpı vergiler Fonksiyonun toplam gelire bağlı olmasını istemediğimiz için geri kalan her şey aslında sabit. Bunların değişmeyeceğini varsayıyoruz çünkü bunlar sabit değişken. Şimdi bunu aşina olduğunuz bir biçimde yeniden yazalım. Cebir derslerinden belki hatırlarsınız bu ifadeyi y eşittir mx artı b'ye benzetebiliriz. Burada x bağımsız değişken, y de bağımlı değişken. Grafiğini çizecek olursak yatay eksen x ekseni yani x eksenimiz, düşey eksen y eksenimiz. Bu y ekseninin kesim noktası. Bu y ekseninin kesim noktası olacak. Yani grafik düşey ekseni B noktasından kesecek ve grafik eğimi m olan bir doğru olacak. Yüksekliğin uzunluğa bölümü. Evet. Yani sağa doğru belli bir mesafe boyunca ilerlersek yüksekliğimiz ne kadar artıyor? Bunun ölçütü m. Evet diyoruz ki eğim eşittir m. Aynısı bunun için de geçerli. Bu ifadeyi de aynı biçimde yazmak mümkün. Yalnız bağımlı değişkenimiz artık Y değil. Bağımlı değişkenimiz toplam tüketim oldu ve bağımsız değişkenimiz de X değil. Toplam gelir oldu. Bunu bu şekilde yazalım evet. Bağımlı değişkenimiz C diyoruz. Düşey eksenimiz yani eşittir marjinal tüketim eğilimi çarpı toplam gelir. Bu çarpı toplam geliri morla yazalım evet. Çarpı toplam gelir artı otonom tüketim. Şimdi artı otonom tüketim dedik. Eksi marjinal tüketim eğilimi çarpı vergiler. Karmaşık görünüyor farkındayım ancak bu kısmın tamamen sabit olduğunu unutmayın. Burası tamamen sabit. Şimdi diyeceksiniz ki madem ifadeyi geleneksel eğim kesim noktası biçiminde yazıyoruz o halde burayı B terimi olarak düşünebiliriz. Elbette grafiği çizerken de eğer bir toplam gelir yoksa tüketim bundan ibaret olacaktır. O halde E çizelim. Bağımlı değişkenimiz toplam tüketim. Ve bağımsız değişkenimiz geçen videodaki gibi harcanabilir gelir değil, artık toplam gelir. Evet, bağımsız değişkenimiz bu, yani toplam gelir. Toplam gelir sıfırsa tüketim bu değere eşit olur. Yani tüketim bu noktaya denk gelir. Diğeri de c0 eksi c1 t'ye eşittir. Toplam gelir arttıkça toplam gelirin c1 kısmı uyarılmış tüketime katkı sağlayacaktır. Bu başka bir deyişle doğrumuzun eğimidir. Evet bu ifade doğrunun eğimine eşittir. Yani benzetmeye çalıştım genel ifadeyi yazıyorum. y eşittir mx artı b ya da Yok yok şöyle yazayım c eşittir m Ve m ve b sabitlerini ilk kez görüyor olabilirsiniz Bu da sizin kafanızı karıştırabilir ancak kafanız karışmasın C1'de eğimi ve y ekseninin kesim noktası bilinen doğrunun denklemidir bu Yani bunu c eşittir m y artı b şeklinde yazacak olursam eğer Bu doğrunun eğimi ve bu da düşey ekseni veya bağımlı değişken eksenini kestiği nokta Yani tam olarak burası. Bağımlı değişken eksenini buradan kesiyoruz. Eğimimiz de bu ve marjinal tüketim eğilimine eşit. Demek ki doğrumuz böyle bir şey olacak ve eğimi marjinal tüketim eğilimine yani C1'e eşittir. İnsanlar birdenbire gelirlerinin daha büyük bir kısmını harcamaya karar verirse, diyelim ki böyle bir şey oldu, marjinal tüketim eğilimi bu durumda artacaktır. Dolayısıyla eğim de daha büyük olacak ve böyle bir doğru ortaya çıkacaktır. Bu arada marjinal tüketim eğiliminin daima birden küçük olacağını varsayıyoruz. Yani eğim asla 1 olmayacak. Ayrıca 0 da olmayacak çünkü bu değeri pozitif kabul ediyoruz. İnsanlar gelirlerini harcamaktan ziyade saklama eğiliminde ise eğer doğru bu kez bu şekilde olacak. Yani eğim daha düşük olacaktır.